Türkiye, Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri ile Münbiç, Rusya ile İdlib mutabakatı içerisinde. Her iki mutabakatın uygulanmasında da sorun var. Rusya'dan Ankara'ya bir İdlib mesajı daha geldi. Rus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konuşenko, Ankara henüz İdlib anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmese de, Türk hükümeti anlaşmanın uygulanması için büyük çaba gösteriyor, dedi. Koneşenko bugün edek 2.450'den fazla militanla 206 askeri teçhizatın söz konusu bölgeden taliye edildiğini kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan Münbiç mutabakatı ise kağıt üzerinde kaldı. Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG tarafından kontrol edilen bölgelere operasyon sinyali veren Ankara, bölgedeki bazı noktaları topçu atışıyla vurdu. Teröristlerse Şanlıurfa'daki. Süleyman Şah Türbesi'nin 5 kilometre yakınındaki İncirli Dere Tankçılar Karakolu'nu hedef aldı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıya sınırdaki tank ve zırhlı birlikler tarafından karşılık verildi. Süren çatışmalarda misliyle karşılık verilirken 4 terörist etkisiz hale getirildi. Peki Türkiye Fırat'ın doğusuna operasyon yapabilir mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de Fırat'ın doğusunda kapsamlı ve etkili bir operasyonun hazırlıkları tamamlandı açıklamasının ardından Pentagon sözcüsü Sean Robertson hem Türkiye hem de YPG'nin öncülük ettiği DSG ile temas halinde olduklarını söyledi. Türkiye'nin NATO müttefiki ve IŞİD'e karşı mücadele eden uluslararası koalisyonun kilit bir ortağı olduğunu, Türkiye'nin sınır güvenliğine tam bağlı olduklarını vurgulayan Robertson, tüm tarafları gerilimi tırmandırmadan kaçınmaya ve en önemli görev olan IŞİD'in yenilgey uğratılmasına odaklanmaya teşvik ediyoruz dedi. Öte yandan Robertson, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında varılan Münbiç yol haritasının uygulanmasına bağlı olduklarının da altını çizdi. Yol haritasına göre Fırat'ın batısında bulunan Münbiç'te yakın bir zamanda Türkiye ve ABD'nin ortak devrelerinin başlaması bekleniyor. Robertson, Amerika Birleşik Devletleri ve Türk askeri bu kritik görev için yan yana aktif bir şekilde eğitildi ve biz bu devriyelerin Münbiç'in yol haritasında ileriye dönük önemli bir adım olacağından eminiz, dedi.